Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in bu cehennemden kurtuluş günlerine bugün itibariyle giriş yapmış bulunuyoruz sevgili seyircilerimiz. TV1 ekranlarından, İftara Doğru programından hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar efendim. Bugün yine iftar öncesi bu kıymetli zaman dilimlerinde birbirinden kıymetli konuklarımla hanelerinize misafir olmaya geldik. Ve Kayseri İl Müftülüğü vaizlerimizden Mehmet Öztürk hocam bizlerle birlikte. Muhterem hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Manevi bir iklimi Allah bize, Yüce Allah bize yaşatıyor. Bundan daha büyük bir bahtiyarlık olmaz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne güzel. Ve yine inşallah Kur'an tilavetiyle aramızda bulunan bir değerli bir hocamız bizlerle. Hunat Camii Müezzin Kayyimi, benim de aynı zamanda mesai arkadaşım, görevdaşım, Kadir Zeki hocam, aziz dostum bizlerle birlikte olacak. Kadir hocam, değerli kardeşim, sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim Fatih Nasılsınız? Hocam. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, elhamdülillah, keramine şükür. Güzel geçmekte. Ramazan-ı Şerif güzel geçiyor aynen. Değil mi? Evet. Sizler bir de Ramazan'ın ilk günlerinde deprem bölgesinde de bulundunuz diye i̇lk, hatırlıyorum. İlk 10 günü başkanlığımızın tabii talimatıyla Kayseri İl Müftülüğümüzden 10 din görevlisiyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem bölgesinde hem teravih namazları hem mukabele olsun hem de manevi destek açısından oradaki kardeşlerimize yardımcı olduk. Güzel oldu elhamdülillah. Onların acısına bir nebze olsun merhem olabildiysek ne mutlu bizlere. Allah razı olsun. İnanıyorum ki çok da güzel olmuştur. Değerli hocam sağ olun, var olun inşallah. Birazdan size dönüş yapacağım. Muhterem hocam, biz her programımıza Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Evet. Müsaade buyurursanız sözlerin yine en güzeliyle evet, başlamak. Evet. Sözlerin, kelamların en güzeliyle başlamak isteriz. Değerli hocam, Kadir hocam, inşallah söz, mikrofon sizlerde. Buyurun efendim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Men jaa bil hasenati falahu khayrun minha wa hum min faza'i yawma idhin aminun wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhum fin-nar hal tujzawna illa ma kuntum ta'malun innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldatil ladhi harramaha wa lahu كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتبع
الْغَسْلُ وَالْقُرْآنُ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. جامعي مؤذن قائم Kadir Zeki hocamıza teşekkür ediyorum. Değerli hocam, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak Kur'an'ın nurlu yolundan ayırmasın inşallah. Amin inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Müstefid olduk. Evet, muhterem hocam, bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Kayseri İl Müftülüğü İl Vaizlerimizden Mehmet Öztürk hocam. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun efendim. Sizden de Allah razı olsun. Değerli hocam, biliyoruz ki biz insanlık olarak Rabbimizin yaratmış olduğu kullar noktasında hem insanlığa hem de bizi yaratan Rabbimize karşı bir takım ödevlerimiz, görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Evet. Bunların başında da herhalde güzel bir ahlaka sahip olmak, güzel ahlak sahibi olmak, yani bu ahlakımızla da hem insanlarla hem de Rabbimizle olan hukukumuz ve münasebetlerimiz noktasında adeta örnek gösterilen bir şahsiyet konumunda olmak da bize herhalde düşen ve yakışan bir görev olsa gerek. En önemli sorumluluklarımızdan. Değil mi? Buradan girişle, öncelikle ahlak ne demektir? Ahlakın bir tanımına baksak değerli hocam, ahlakın dinimizdeki yeri ve önemi nasıldır? Yüce Rabbimiz ahlaki bize nasıl tarif ediyor, nasıl anlatıyor? Buradan giriş yapmak istedim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ahlak kelime itibariyle zaten yaratılış kelimesiyle aynı kökten geliyor. Halaka. Yaratma, yaratılış kökünden aynı kökten geliyor. Yani yaratılışa uygun, fıtrata uygun olma desek kısaca yeridir. Tabii ama insandaki İyi kötü huyları, vasıfları barındırması, yani insanın içindeki var olan, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan huylar, davranışların bütünü diyebiliriz. Tabi ahlakı hamide, ahlakı zemime diye de yani iki kısmı var. Biz ahlak deyince tabi güzel ahlak tarafını övülen Allah'ın ve Resulünün istediği, bizden istediği ahlakı kastediyoruz tabii ki. Burada güzel davranışlar. Ahlak, dinimizdeki yeri, önemi bakımından Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şu konuları içerdiğini söyleriz. İnanç esaslarını, ibadet esaslarını, efendim muamelat esaslarını ve ahlaki ilkeleri içerdiğini. Yani İslam bu hususları böyle tanımlama, anlatma bakımından böyle sınıflandırırız. Bunları söylerken tabi bunlar birbirlerinden ayrıdır anlamında değil. İman, ahlak, ibadet, ahlak, muamelat, ahlak, iman, ibadetler, iman, muamelat. Bunlar birbirlerine iç içedir, bir bütündür. Ahlak olmadığı zaman dinin mensubu olan Müslümanı tanımlamak mümkün değildir. Bir bütündür. İmanıyla ahlakı bir bütündür. İbadetiyle ahlakı bir bütündür. İmanı, ibadeti, yani ibadetsiz bir mümin, ahlaksız bir mümin, efendim düşünülemez. Yani bu onun için İslam'ın özüdür, ta kendisidir ahlak dediğimiz, güzel ahlak dediğimiz.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da biliyorsunuz ki varlık nedenini Cenab-ı Hak ve inneke la ala hulukun azim, sen güzel ahlakı üzeresin diyor. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. İnnemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'in risaletinin temelinde, özünde güzel ahlak olduğunu, güzel insanlığın güzel ahlakla tezyin olması için örnek bir peygamber olarak, örnek bir şahsiyet olarak gönderildiğini görüyoruz. Bu anlamda da İslam'ın özü güzel ahlaktır. Eyvallah. İslam güzel ahlaktır diyebiliriz. Eyvallah değerli hocam. Yani o zaman ahlak esasen, yani İslam güzel ahlak, fakat ahlak da baktığımız zaman tek başına esasen, yani yanına ibadetleri, muamelatı, günlük hayatımızdaki her türlü umdeleri de yanına almadığı zaman boş kalmış bir şey gibi oluyor söylediklerinizden yani. Anladığım yani o zaman değerli hocam. Güzel ahlakı elde etmek imansız olmuyor, ibadetsiz olmuyor, muamelatsız olmuyor. Bir bütün tabii ki. İman, ibadet ve muamelette güzel ahlaksız olmuyor. Eyvallah. Yani. O zaman şuraya geçiş yapalım buradan. Ahlak ile iman arasındaki münasebet ne yani, orandadır? Evet. Nasıl olmalıdır yani, değerli hocam? Ahlak, güzel ahlak imani bir meseledir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda bunu çok net bir şekilde görürüz. Daha henüz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam risaletle görevlendirilip topluma İslam'ı anlatırken ilk paylaştığı, toplumu ilk aydınlattığı konulara baktığımızda imani ilkelerin ahlaki ilkelerle beraber olduğunu ve bunlar beraber ayrılmaz bir parça olduğunu görürüz. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de en yakınlarından başlayarak İslam'ı anlatıyor. Evet. Mekke'deki kişilere, eşrafa ve insanlara anlatıyor. Kadına, erkeğe, herkese İslam'ı tebliğ ediyor. Dışarıdan Mekke'deki panayırlara gelen kişilere de aynı şeyleri yapıyor. Medine'den gelen kişilerle mesela onlarla buluşuyor, onlara anlatıyor. Hatta biatlar yapıyor. Akabe biatları diyoruz biz onlara. O aralarındaki anlaşmalarda, konuşmalarda, birbirlerine olan yani biatlarda söylediği ilkelere baktığımızda iman esasları hemen arkasından ahlaki ilkeler olduğunu görürüz. Mesela bu ayet-i kerimelerde de bunu böyle yani böyle olması gerektiğini de görürüz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o akabe biatlarında Medine'den gelen o ticaret için Mekke'deki panayırlarda ticaret yapmak üzere gelen o İslam'ı anlattığı kişilere şöyle ne diyor, bakın anlaşma zemini yani dini anlatırken bu dinin temel ilkelerinin neler olduğunu, nelere sahip olması gerektiklerini ifade ederken şunları söylüyor. Öncelikle diyor Allah'a şirk koşmayın lazım. Bu evet. Tevhid akidesi. İmani, imanın özü. Tevhidi kabul edeceksiniz. Bunu kabul edecekseniz benimle beraber olacaksınız. Eyvallah. Hırsızlık yapmayacaksınız. Bakın daha ilk hemen şeyden sonra, tevhid akidesinden sonra ikinci kelime ahlaki bir şey oluyor yani. Değil hemen mi? Ahlaki bir. Bak namaz, oruç, zekat, hac değil, demiyor. İbadet değil. Yani onlar da söylüyor. Yani söylemiyor değil ama hemen arkasında hırsızlık yapmayacaksınız. Bunun üzerine bana söz verin. Zina etmeyeceksiniz. Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Efendim kendi elinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye bühtan etmeyeceksiniz. İyi işle, iyi işi işlemekte bana karşı gelmeyeceğinize söz vereceksiniz. Efendim yine içinizde sözünde duran olursa onun ecir ve mükafatı Allah'adır. Bu sözleri tutarsanız tabii ki mükafatınızı da alacaksınız. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada bir ceza görecekseniz bu sizin bütün günahlarınıza kefaret olacaktır. Bu kolay bir işte olmadığını söylüyor arkadaşlar. Evet. Yani bu dünyada bunun sıkıntıları da olacak. İyi olmanın, ahlaklı olmanın, erdemli olmanın toplumda belki kabul görmeyeceğiniz, size bundan dolayı zararlar yani da gelebilir. Yani bir bedeli var yani. Bedeli de olabileceğini ama bunlar sizin için büyük kazanımlar. Bu dünyada da kazanımlar olarak dönecek. Ahirette de kazanımlar evet. olarak dönecek diyor. Bunlardan birini yapıp da yaptığı işi Allah Teala eğer örterse işi Allah'a kalır.
İsterse onu affeder, dilerse ona azap eder. Yine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz kadınlarla da biatlaşıyor. Orada ey Peygamber, inanmış kadınlar sana geldikleri zaman, yani iman etmek üzere, dini kabul etmek üzere geldikleri zaman onlara şunları tebliğ edeceksin, söyleyeceksin. Allah'a hiçbir şey eş koşmayacaksınız. Önce tevhidden başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buradan başlıyor. Hırsızlık etmeyeceksiniz, zina etmeyeceksiniz, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz, ellerinizle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmeyeceksiniz. İyi bir işte sana karşı gelmeyecekler. Bu konuda söz versinler. Yani bu şekilde onlarla biatlaş diyor. Onların biatlarını al bu şekilde ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Görüyoruz ki yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinde hemen iman akidesiyle birlikte ahlaki ümdeler olduğunu görüyoruz. İmanla ahlak arasında ilişkiyi kurması bakımından Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in bu anlamda pek çok hadis-i şerifi var ki güzel ahlakın imanın tam özü olduğunu. Bir defasında yeminle başlıyor sözüne. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Hem de üç defa tekrarlıyor. Mümin değildir. Allah'a yemin olsun ki mümin değildir. Kim ya Resulallah? Komşusu komşusuna güven vermeyen kimse mümin değil. Yani güvensizlik nasıl oluşur? Ona zarar verirsiniz, malına zarar verirsiniz, canına zarar verirsiniz, namusuna zarar verirsiniz. Ya da böyle bir zarar verme endişesini onda uyandırırsınız. Davranışlarınızla, evet, konuşmalarınızla, efendim hareketlerinizle size karşıdaki kimse yani rahatsız olur, duymaz. Evet. Bundan benim malıma zarar gelebilir, canıma zarar gelebilir, efendim namusuma zarar gelebilir diye düşündürür. Bu düşünceyi oluşturmak bile kişinin imanının yok olmasına sebep, evet, oluyor. Allah mümin Allah değildir onlar. Yani bakıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına imanla ahlakın o kadar özdeşleştiğini görüyoruz ki Efendimiz yine hiçbirinin kendisi için arzu ettiği şeyi mümin kardeşi için arzu etmedikçe mümin olamaz buyuruyor. Yani ne demek bu? Önce başkasını düşünmek. Bu güzel ahlakın özü, tam kendisi. El-İhsaru alen-nefis diyoruz. Yani bunu yapamamak imani bir zafiyet. Kamil müminin vasıflarından bir tanesidir herhalde, değil mi? Biz biraz böyle, sizin o kamil mümin ifadesini kullandınız ya, biraz daha böyle bunu yumuşatmak için bunları kamil mümin olamaz falan diyorsunuz. Ama Peygamberimiz kamil mümin olamaz demiyor. Mümin olamaz. Mümin olamaz. Yani değil mi? Direkt imanla, evet, yani ahlakı İç şey güzel şey yapıyor. Ahlaklı olan mümin olmayan, ahlaklı olmayan mümin olamaz. Bir kişi müminim diyorsa ahlak sahibi de olmalıdır. Olmalı. Yani güzel ahlak sahibi de güzel olmalıdır. Güzel ahlak sahibi olmalı. Güzel ahlak deyince de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğindeki bize güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen bir peygamberse ki o Kur'an-ı Kerim'de de siz bizim çok kıymetli, değerli hafızlarımızsınız. Estağfurullah. Sesiyle teveccühünüz, Allah razı olsun değerli hocam. Seslerinizle. Kur'an'da da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın temel özelliği nedir? Üsve-i hasene oluşudur. Evet, evet. Kimler için? Allah'ı rızasını gözetenler için ve ahiret mutluluğunu talep edenler için. Burada çok manidar. Bizim asıl gayemiz nedir? Varlık nedenimiz? Allah'ı hak mabut bilip ona ibadet etmek ve onun rızasını kazanmak, sevgisini elde etmek, muhabbetini celbetmektir. Bütün gaye, varlık nedenimiz budur. Ona kulluk etmenin yegane gayesi Allah'ın rızasını kazanmak, onun sevgisine mazhar olmaktır. Ve ebedi kurtuluşu elde etmektir. Ebedi kurtuluşu isteyenler, ahireti talep edip ebedi kurtuluşu isteyenler, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o üsve-i hasene olan güzel örnekliğini kabullenip yaşamak durumundayız. Her değerli birimiz. Hocam, burası öyle güzel bir döngü içerisinde ki Allah'a, Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'a inandım diyor iseniz Resulüme tabi olunuz diyor. Evet. Resulünün ahlakına baktığımız zaman da ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu, evet, görüyoruz. Yani bu sarmal öyle güzel bir dairesel bir döngü oluşturuyor, evet, ki değerli Allah hocam, değil mi? Peygamber Efendimizle ilgili olarak Hazreti Ayşe annemiz biliyorsunuz, yani en yakından onu tanıyan, evet, kişi, eşi, annemiz.
Ona soruyorlar, Peygamber Efendimiz'in ahlakını bize anlatır mısın, nasıldı? Siz diyor Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Evet, yani, sizin ifadeniz. Allah razı olsun. Evet, Kur'an'ın ahlakını biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek yaşantısında görüyoruz. Kur'an'ın bütünü zaten o yaşayan bir Kur'an'dır. Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi anlatan ve en iyi yaşayan birisidir. Evet, evet. Bu anlamda yani bizim için Kur'an'ı anlamak istiyorsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakacağız. Kur'an'ı yaşamak istiyorsak yine Peygamberimize bakacağız. Kur'an'ı öğrenmek istiyorsak yine Peygamberimizden öğreneceğiz. Yani Allah Resulü Efendimiz bir eş olarak üsve-i hasene, evet. Bir baba olarak üsve-i hasene, evet. Bir arkadaş, dost olarak üsve-i hasene. Yani evet. Değil mi değerli hocam? Bütün baktığımız zaman evet. Hayatın her alanında bulunduğu her konumda devlet idarecisi olarak, efendim bir eş olarak, ordu komutanı olarak, bir komşu olarak, bir akraba olarak, yani bir arkadaş olarak, onun bize her konumda örneklikleri evet. Var evet. Ve en güzeliyle bir örnek. Evet. En güzeliyle evet. Bir örnek. Allah'ın sevgisini kazandıracak bize bir örneklik. Ahirette ebedi kurtuluşu elde ettirecek güzel bir örnek. Onun için İslam güzel ahlaktır diyoruz. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyor. İslam güzel ahlaktır. Güzel ahlaktır. Evet. Evet. El-İslam husnu hulk. İslam güzel ahlaktır. Evet. İmanla ahlak arasındaki ilişki bu meyanda pek çok hadis-i şerifler var. İmanla ahlak arasındaki ilişkileri ifade etmek bakımından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize söyleyeceği çok sözler var. Tabi sadece imanla ahlak değil, ibadetlerle ahlak arasında da ilişkiler var. Yani o zaman oraya geçelim değerli hocam. Yani evet. İmanı anlamış olduk. Evet. İbadetler boyutunda da ahlak ibadet münasebeti nasıl olmalı değerli hocam? Varlık nedenimiz Allah'a kulluk. Böylece Allah'ın rızasını kazanmak demiştik. O kulluğun temel olmazsa olmazları var. Mesela kelime-i şehadet. Değil mi? Namaz, oruç, zekat, hac dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da İslam'ın binasının temellerini oluşturduğunu ifade ettiği o evet. Temel ibadetlere baktığımızda da aslında bizim onlarla güzel ahlaka yönelmemizi istediğimizi, güzel ahlak sahibi olmamızı istediğini, Cenab-ı Hakk'ın onlarla istediğini görüyoruz. Mesela namaz ibadeti. Bismillah. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab ve akibis salah. İnne salata tenha anil fahşai vel münker. Ve le zikrullahi ekber ve allahu ya'lemu ma tesnaun. Namaz, şüphesiz namaz sizi fahşadan ve münkerden alıkoyar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyurur. Sizi fahşadan ve münkerden alıkoymayan namaz Allah'ın kabul şayan görmediği bir namazdır. Allah muhafaza eylesin. Evet. Yani fahşa nedir? Allah'ın haram kıldığı davranışlar. Başta zina ve zinayı çağrıştıran kötülükler, olmak üzere, çirkinlikler. Çirkin sözler olmak üzere Allah'ın haram kıldığı bütün davranışlar, yasakladığı. Yani o da işte bunlar işleyen ahlakı zemimeyle evet. Yani zemime sahip oluyor. Bunlardan kurtulan da güzel ahlak sahibi, mekârim ahlak sahibi oluyor. Yani burada ahlak şunu diyebilir miyiz değerli hocam oluyor. O zaman? Biz hem namaz kılıyor hem de ahlakımızı Rabbimizin ve dinimizin istediği doğrultuda güzelleştiremiyor isek o zaman namazlarımızı evet. Bir kontrol etmemiz gerekir diyebilir miyiz evet. Bu noktada? Bizim kıldığımız namazlar bizi ahlaklı hale getirmiyorsa o zaman namazlarımızı kontrol edeceğiz. Değil mi? Evet. Değil. Burada bir sorun var demektir. Şimdi bir hadis-i şerif var. Münker de ifade. Münker de aklın çirkin gördüğü işler. Yani bunlardan uzaklaştırıyor namaz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Şu kimselerin namazlarını Allah kabul eder. O hadis-i şerifi gördüğümüzde yani biz kardeşim namaz aslında nasıl bir ibadet olduğunu görüyoruz. Yani buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam innemâ ettakabbelus salâte mimmen. Allahu Teala şüphesiz şu kimselerin namazlarını kabul eder. Kimlerin? Tevâdâ li azametihi. Benim azametim karşısında haddini, hududunu bilip mütevazı olmayı başarabilen. Mütevazılık hem Yüce Allah'a karşı haddini hududunu bilmek hem de hem cinslerine karşı, insanlığa karşı, bütün mahlukata karşı mütevazı olmak.
olmayı gerektiriyor. Velem yetekebber ala halqi. İşte burada da bunu benim yarattıklarıma karşı kibirli olmayanların namazlarını kabul ederim. Bana karşı mütevazı olanların namazlarını, benim azatımı, yüceliğimi kabul edenlerin namazlarını kabul ederim. Benim yarattıklarıma karşı kibirli olmayanların namazlarını kabul ederim. Kibirlilik, işte bakın kötü ahlakın eseri. Evet, evet. İnsanları küçük görmek, hor görmek, işte zenginliğinden dolayı ya da asil bir kabileye müntesip olmasını kendisi için bir üstünlük aracı olarak, böyle asalet, kabilesinde bir asalet görmek, rengi, dili, milliyeti, bütün bunlar onu kibire götürebilir. Aslında bütün bunların bir Allah'ın bizim için bir güzellik, hayır olarak yarattığını bilmek ve kimseye karşı mütekebbir olmamak. Yani değerli hocam, onu da yaratan bir Allah, aynı Allah, onu da yaratan aynı Allah. Sen karşıdakine kibirlendiğin takdirde haşa Allah'ın bu noktadaki adeta yaratma görevine mi bir baş kaldırı haşa ve haşa mıdır? Yani bulunuyorsun değil mi değerli hocam? Kalk ki başarımız da olsa yüce Allah bize o imkanları vermezse yine başaramayız elde edemeyiz. Evet. Orada da mütevazı olmalıyız. Ve gata'ne harahu bir zikri. Bu ibadeti, namaz ibadeti kişinin gündüzleri Allah'ı zikretmeye sebep oluyorsa Allah o namazı kabul eder. Ve lem yebit musirran ala hatiyetin. Bir hata, günah işlediği zaman hemen onda ısrar etmez. Hemen vazgeçer. Böylesi kimselerin namazını Allah kabul eder. Yut'umun ca'iye. Açları doyuranların namazlarını Allah kabul eder. Ve yu'il garibe. Garibe sığınak olanların namazlarını Allah kabul eder. Yine ve yerhamur sagire. Küçüklere merhamet edenlerin namazlarını kabul eder. Ve yuvakkiral kebire. Büyüklere saygı, hürmet gösterir. Bunlar güzel ahlaki. Güzel ahlakın maddeleri. Güzel ahlaki ilkelere sahip olamayanlar bilmelidir ki yani böyle bir ahlaki oluşturamıyorsak namazlarımızı sorgulayacağız. Evet. Yine fezalikelle deyip böyle güzel ahlaklı olunca da Allahu Teala diyor ki ben okulumu seviyorum. Benden ne isterse ben onu veririm. Bana nasıl bir dua ederse onu kabul ederim. Sonra ona karşı o bana karşı yalvarırsa, yakarırsa ben ona merhamet ederim. Tazarruyla yaklaşırsa merhamet, Allah'ın merhametini celbeder güzel ahlaklı kişi. Onların misali cennetler içerisinde Firdevs cenneti gibidir diyor. Güzel ahlaklı insanların böyle namazını kılıyor, o namazı onu güzel ahlaklı yapmış. Böylesine kişilerin misali cennetler içerisinde Firdevs cenneti gibidir ki o Firdevs cennetinin de meyveleri ne eksilir, ne çürür, ne bozulur. Her zaman böyle taptaze. Diri ve tazedir. Evet, diri ve tazedir. Değerli hocam. Görüyorsunuz ki yani namaz ibadeti bizim güzel ahlaklı olmamızı istiyor. Namaz böyle de oruç farklı mı? Zekat farklı mı? Hac farklı mı? Onlar da aynı şekilde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurmuyor mu? Yalan ve yalanla iş yapmayı bırakmayan kişinin aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yok. Evet. Sonra oruçla ilgili ayet-i kerimeyi bir hatırlayalım. Bize orucun emredilen ayet-i kerime. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya erersiniz. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Böylece müttaki mümin olasınız. Müttaki mümin. Müttaki mümin kim? Takva müttaki, sahibi mümin. Takva sahibi mümin kim? Güzel ahlaklı kişi. Evet. Güzel ahlak. Şöyle güzel ahlaklı. Çünkü müttaki mümin her ne yaparsa, her ne söylerse, her ne düşünürse benim bu yaptığımdan, bu söylediğimden, bu düşündüğümden benim Rabbim razı olur mu, olmaz mı diye düşünür. Allah da güzel ahlaklı olandan razı olur. Razı olacağı şey güzel ahlak. Evet, evet. Söylediğinde güzel ahlaki ilkeleri gözeterek söyleyen, yaptığında güzel ahlaki ilkeleri gözeterek yapan, duygu ve düşüncelerine bile güzel ahlak üzere oluşturan kimse Allah'ın razı olduğu kimsedir. Evet, evet. İşte müttakilik. Evet. Yani kişinin yemesini, içmesini terk etmesi, cinsi münasebetten uzak durması değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki onlar da fiili olarak oruçta yemez, içmez. Allah için onu da yapmaz zaten. Yani onun için Allah onun için diyor, oruç benim içindir. Bunları yemesini, içmesini,
yalandan, gıybetten, dedikodudan, insanlara karşı kibirli davranmaktan alıkoymuyorsa eğer, yani yemememizin, içmememizin, evet, efendim, evet, cinsi münasebetten, evet, uzak durmamızın hiçbir manası yok. Aynı anlamı olmaz. Evet, evet. Oruçta da bunu görürüz. Zekatta da öyledir bakın. Onlardan zekatı al, sadakayı al. Böylece ve tüzekkihim ve tutahhirun, değil mi? Ayet-i kerime öyle. Evet. Onları tezkiye edesin ve temizleyesin. Yani kalplerini, nefislerini tezkiye edesin, kalplerini tasfiye edesin. Sonra infaklarımızı, yardımlarımızı başa kalkma aracı olarak, o şekilde bir üstünlük aracı olarak görmekte, görmemekte esasen bir güzel ahlak yani, sahibi olmaktır, değil mi yani değerli hocam? Yani bizim paylaşma duygumuz, biliyorsunuz Ramazan ayımızın teması dayanışma. Dayanışma, evet. Dayanışmanızın temelinde infak vardır. İnfak da Allah içindir. Bir menfaat çıkar, gözetmek, üstünlük oluşturmak, efendim ben veriyorum falan gibi değil. Allah'ın bana verdiğinden veriyorum. Evet. Senin hakkın, evet, olanı veriyorum. Evet. Yani, evet, vermem gerektiği için veriyorum duygusuyla. Allah bana gerekiyor. Adeta ona ver diye beni emanetçi tayin, evet, etmiş, evet, yani. Vekil tayin, öyledir, etmiş kendi zaten, yerine, değil, evet, mi? Biz malikül mülk olan Rabbimizin buradaki vekilleriyiz esasen baktığın zaman. Aynen öyledir. Daha bu Kur'an'ın ilk suresi, Fatiha'dan sonraki gelen İkinci surede hemen ilk ayetlerde zikredilir. Evet. Allah'ın size verdiklerinden, rızık olarak hem de, kendiniz için verdiklerinden, böyle başkası için, başka şeyler için değil, kendi özel size mahsus olarak verdiklerinden verin diye, verin, emrediyor. Yani bu emanettir. Aynı dediğiniz gibi fakirin hakkıdır, onun hakkıdır. Bu emaneti gözetmek gerekir. Görüyoruz ki paylaşma duygusu, zekat, sadaka, sadakayı fıtır, hayru hasenat, bütün bunlar bizde nefsin tezkiyesine, nefsin üç tane temel özelliği vardır. Yani onu arındırmak, temizlemek, demek ki bu üç şeye de infakın çok önemli bir katkısı var. Onu yaptığımız zaman da zaten güzel ahlaklı oluyoruz. Bizi suyu ahlaka, kötü ahlaka, ahlakı zemimeye götüren şey nefistir. Nefis ve şeytanın, evet, nefsin temel özelliği de hırstır, öfkedir, şehvettir. Bu üç şeyi biz eğittiğimiz zaman, terbiye ettiğimiz zaman, tezkiye ettiğimiz zaman güzel ahlaklı oluyoruz. Evet, evet. Hırs başarıya dönüşüyor. Efendim, öfke ne oluyor? Bir cihat ruhuna bürünüyor. Siz düşmana karşı öfkeli olmazsanız daha halim oluyorsunuz, değil mi? Daha yumuşak, daha naif olabiliyorsunuz. Naif oluyorsunuz. Öbür taraftan haksızlık karşısında kükremesini de biliyorsunuz. Evet. Yani sizin, evet, kontrollü bir öfkeli, evet, öfke oluşturmuş oluyor. Düşmana, haksızlıklara karşı duramazsanız, o haykırışınız olmazsa da siz iyi bir Müslüman olamazsınız. Güzel ahlaklı olamazsınız. Öbür taraftan şehvetinizi öyle rastgele kullanamazsınız. Allah'ın koyduğu kurallar ölçüsü içerisinde, evet, kullanmak durumundasınız. İşte bütün bu tezkiyeyi sağlayan, işte bakın, paylaşma ruhu. Kalbi de ıslah eder, tasfiye eder. Kalp nasıl tasfiye olunur? Başta tevhidle, yani kalpten masivayı arındırmak, Allah'ın dışındaki her şeyi uzaklaştırmanın yolu tevhidle olur. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe, her türlü ilahları, mal ilahını, evlat ilahını, eş ilahını, makam ilahını, şöhret ilahını, her ne varsa hepsini reddediyorum diyoruz. İllallah, sadece Allah benim için, evet, var. Allah'ın da bizden istediği güzel ahlak. Evet. Güzel ahlak. Esasen biz bu zikri dilimize adeta pelesenk etsek, bizi belki de pek çok o anda nefsimizin şunları şunları yap diye kötülük noktasında telkin, evet, ettiği şeyler noktasında bize bir zırh olacak, bir kalkan olacak, evet, bu zikir, değil mi değerli, evet, hocam? O nefsin kalbe sürekli hakim olma isteği vardır. Biz işte tevhid, bunu inanarak, itikad ederek devamlı dilimizde tekrarladığımızda bunu, ama özünü, içini, içeriğini bilerek tekrarladığımızda ne yapacaktı? Tesir edemezdi. Evet. Kalbe tesir edemeyecektir. Evet. Yani kalp aslında aklın da bir nevi yani eş değeridir. Aklım demektir. Akla tesir edemeyecektir. Akla tesir edemeyince akıl biliyorsunuz ki
kalp bir selim ve akıl, iyi, güzel, hayır, doğru, faydalı olan neyse onu ortaya koymak evet. için var evet. olan bir şeydir. Onu iyi kötüden, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yetisidir. O da doğru çalışacaktır o zamanlar. Tevhid sürekli söylene söylene masivadan arındırıldığında, hakikate açık hale geldiğinde hayır nedir orada olacaktır. İyi nedir orada olacaktır. Güzel nedir orada olacaktır. Doğru nedir orada olacaktır. Yani faydalı nedir orada olacaktır. Bunlar da bunlar işte güzel ahlaklı evet. müminin özellikleri. Eyvallah. Güzel Eyvallah. Ahlaklı insan doğru nerededir, güzel nedir, hayırlı iş nedir, faydalı iş nedir oradadır. Eyvallah değerli hocam. Yani Allah razı olsun, yüreğinize sağlık. Gerçekten ahlakı, güzel ahlakı, hem iman münasebeti hem ibadetler münasebeti İbadetlerle noktasında. İbadetlerle ilgili olarak hac da öyledir bakın. Evet. فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ hac. Haçta rafes yoktur. Yani cinsellik yoktur. Cinselliği çağrıştıracak şeyleri yoktur. Fısk, günah yoktur. Cidal, adam öldürmek öldürmek şöyle dursun. Kavga etmek bile dahi yoktur. Yoktur. Yani kavga etmek bile yoktur. Yani hacı, bir kişi hacı oldu mu onun ahlakı artık hamideye bürünmüş demektir. Yani onda cinsellik, şöyle böyle şeyler çağrıştıracak cümleler duymazsın onda. Efendim, Allah'ın yasakladığı günahları işlemez o hacı. Efendim, dövme sövmeyi bırak, kavga bile etmez hacı olduktan sonra. Değerli hocam, güzel bir ahlak sahibi olur. Değerli hocam, siz bunları böyle güzel güzel anlatınca şurası aklıma geldi. Yani hacı olan bir kişi buyurduğunuz gibi hiçbir kötülüğü üzerinde taşımak istemez. Yani hep böyle Allah'ın adeta tertemiz ve mükemmel bir mümin olarak onu o özelliklerle barındırmasını ister ve öyle de olur. İşte oruç olması tutan gerekiyor. Bir kişi diyelim yani ki şekilde. Kötülüklerden sakınır, sakınmak ister. Namazını hakkıyla eda eden bir kişi gerçekten iyilikleri, güzellikleri, güzel ahlakı kendisinde barındırır. Peki esasen buradan şuraya gelmek istiyorum değerli hocam. Biz bunu hayatımızın tamamına nasıl yayabiliriz peki değerli hocam? Ya da hayatımızın tamamına bunu yayma gibi bir durumumuz olamaz mı? Öyle olsaydık şayet haşa peygamber mi olmuş olurduk? Yoksa bazen iyi, bazen bu şekilde olmamız bizim kul olarak da Rabbimizin bizi yaratmış olmasının kul olmamız özelliklerimizden, kul olduğumuzun özelliklerinden bir tanesi mi değerli hocam? Evet. Kardeşim, tabii ki beşeriz. Eksiklerimiz var, hatalarımız var, kusurlarımız var. Yani bu beşerliğimizin yani fıtratımız var. Bunda bunlarla mağlul biriz, varlığız biz. Mahlukat içerisindeki en kıymetli varlığız, en değerli varlığız, en donanımlı varlığız ama böyle zaaflarımız da var tabii ki. Zaten bizim hayattaki mücadelemiz bu. Bu gün geçtikçe kendimizi geliştirmek, daha güzel Allah'a iyi bir kul olmak, yani güzel ahlaklı bir birey, bir mümin olmak, gayreti içerisinde olmak. Bu çabamız bu. Yolculuk bu, hayat yolculuğumuz bu zaten. Günden güne biz bu güzel ahlakımızı geliştirmek durumundayız. Elbette ki hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz olacaktır. Bazen nefsimize yeniş düşeceğiz. Bazen bulunduğumuz ortam bizi, çevremiz yanlışlara sevk edecek ama biz istikametli bir mümin olmak için çaba göstereceğiz. Bizim ibadetlerimiz bunu gerektiriyor. Yani biz ibadetlerimiz de bunları daha diri, oluşturduğumuz olumlu çevreyle, arkadaş çevresiyle bunları daha diri hale getireceğiz. Yani biz bu yolculuğu devamlı hale getireceğiz. İki günü birbirine eşit olan zarardadır buyuran Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sadece bu bir ticari şifre değil, bizim parola değil, bize bu bir yol gösterme değil. Ahlaki anlamda da, ibadetlerimiz anlamında da biz her gün daha Allah'a iyi bir kul olma gayesini güden, bu yolda ilerleyen mümin olmalıyız. Çabalar evet. göstermeliyiz. Ahlaki ilkeleri bizim ibadetlerimizin, inancımızın gereği olarak, ibadetlerimizin nihai hedefi olarak güzel ahlaklı bir birey olup Allah'ın rızasını kazanmaksa bizim nihai hedefimiz, ahiret yurdunda huzurlu, mutlu olmaksa esas hedefimiz,
bu güzel ahlakı hamideye sahip olmak durumundayız. Bu gelişmeyi temin etmek durumundayız. Buradan geriye adım atmak mümkün değil. Yani bizim için kayıp ve zarardan başka bir şey değildir. Hacı da yanlış yapabilir. Namaz kılanlar da yanlış yapabilir zaman zaman. Ama bu isteyerek bilerek değildir. İstemeyerek, bilmeyerek yanlışlardır. Onun için buradan geri dönüşleri her zaman mümkün ve dönmekle durumundayız. Allah'ın, Yüce Allah pek çok kutsi hadiste benim kulum diyor, yani ne kadar günahla gelirse gelsin bana yeter ki beni affeyle dediğinde ben onların günahların çok fevkinde rahmetimle mukabele ederim. Yeryüzü dolusu günahla gelse, yani ne demek yeryüzü dolusu? Ahlaki ilkeleri dinleyerek, zafiyetlerle gelse de bunlardan vazgeçmeyi arzulamışsa, güzel ahlak sahibi olmaya karar vermişse, üstünü çizelim diyor öyle evet, mi? Yani bundan tevbe etmişse, o yanlışlarından dolayı tevbe etmişse, ben onu yeryüzü dolusunda rahmetimle karşılarım buyuruyor. Yani biz ümitsiz olmayacağız evet, tabii ki. Evet. Her durumda, her yaşta, her konumda yaptığımız hatalardan dönmenin yolu var. Ve güzel ahlaklı bir birey olmanın yolunda gayret edeceğiz. Eyvallah. Bizim yolculuğumuz, hayat yolculuğumuz da bu zaten. Sınavımız evet, da bu. Evet. Bu eyvallah. Sınavı başaracağız. Eyvallah inşallah. Değerli hocam. Bunu konuşurken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin de yine böyle ashabıyla olan münasebetleri, diyalogları noktasından da şu hadise de aklıma geldi. Evet. Hani Allah Resulü Efendimiz ashabı daha doğrusu işte ben bundan sonra işte her günümü oruçla geçireceğim. Evet. Hanımlarımla, eşlerimle birlikte olmayacağım gibisinden maddeleri sıralayınca ben bile bazen iftar eder, bazen oruç tutarım. Evet, bazen eşlerime zaman ayırır, bazen ibadetime Rabbime zaman ayırırım diyor. Bir başka örneğinde de yine şunu söylediğini hatırlıyorum Allah Resulü Efendimizin. Eğer siz sürekli bu hal üzere olsaydınız melekler sizinle musafaha için, musafaha etmek için sıraya girerlerdi buyuruyor. Buradan hareketle o zaman siz az önce sözlerinizin arasında ben orayı cımbızla çektim aldım. Yani Allah Resulü Efendimizin hayatı, ahlakı, özür diliyorum, Kur'an'dı. Kur'an'dı. Kur'an ahlakıydı. Peki burayı biraz daha açacak olursak, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına ve o işte ashabım gökyüzündeki yıldızlar gibidir, hanginiz tabi olursanız şaşırmazsınız diye bizlere emanet ve örnek bıraktığı o şerefli ashabının hayatına da bakacak olursak, yani asr-ı saadetten bize bu manada söyleyebileceğiniz, aktarabileceğiniz güzellikler neler vardır Allah değerli razı hocam? Olsun. Yani bu anlamda muhacirle ensarı şöyle bir hatırladığımızda. Eyvallah. Yani, eyvallah. Medine'de. Eyvallah. Yaptıkları mescitten sonra şey nedir? Medine'li o ensar, ensar özelliğini kazanan kişilerin yaptıkları varlıklarını paylaşıyorlar. Her şeylerini paylaşıyorlar. Öncelikle bu güzel ahlakın hayattaki tezahürü paylaşma, infak ruhu, dayanışma ruhu. Bugün biz aynı kardeşliği yaşatamazsak, mesela şu depremzede kardeşlerimizle aynı ruhu yaşatamazsak güzel ahlak sahibi olamayız. Evet. Bu evet, dayanışma ruhu. Evet. Allah'a sonsuz hamd senalar olsun ki bizim toplumumuzda bu nüve var, bu özde bu var. Elhamdülillah. Ve biz bunu ilk andan, depremin olduğu ilk andan itibaren bu nüvenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dayanışma ruhunun hala canlı olduğunu, zaman zaman aşınmalar olsa da canlı olduğunu görüyoruz. İnşallah bunu daha da güzelleştireceğiz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Sadece felaketin olduğu anda değil, bundan sonra o kardeşlerimiz sıcak yuvalarına ulaşana kadar bu dayanışma ruhunu inşallah geliştireceğiz. Ensar'ın yaptığı gibi, muhacirlere yaptığı gibi kol kanat gereceğiz. İnşallah evimizi, barkımızı, malımızı, mülkümüzü, imkanlarımızı onlarla paylaşacağız. En güzel şey bu. Yani ahlaki ilkelere baktığımızda bizi aldatan bizden değildir diyor mesela. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çarşıya zaman zaman kontrol ediyor. Orada buğday satan birisine bakıyor, çuvalın altı ıslak. Bu ne diyor? İşte biraz önce yağmur yağdı. Öyleyse o ıslağı üstüne çıkarsaydın. Üstüne koy. Yani bugün bizim pazarcımız,
Bugün bizim satıcımız, değil mi? Ürün iş yeri. Hele hele bunu şu son zamanlarda daha fazla yaşıyoruz değil mi? Çok güzel bir yere geldiniz değerli hocam. Yani maalesef insanımızın da bu noktadaki şikayetlenmelerini, serzenişlerini de bildiğimiz için evet. Maalesef yani devletimizin olsun, milletimizin olsun bu noktada. İşle meşgulsek, yani bugün bizim müteahhitimiz değil mi? Üreticimiz. İşte bu anlamda bizi aldatacak şeylere girmemesi gerekiyor. Yani bir Müslüman olarak yani gizlemek, saklamak yani ne varsa kusuru koy ortaya. Ona da herkes her şeyin bir alıcısı vardır. Onu da o şekilde alan olabilir. Yani bu işte bizi aldatan bizden değildir. Bu ilkeye sahip olmak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda o güzel ahlakıyla kimseyi kırmamak, incitmemek esas. Yani burada şunu da diyebiliriz o zaman. Zaman zaman biz bunu hutbelerimizde, kürsülerimizde de zatıalileriniz aracılığıyla işliyoruz zaten. Evet. Yani insanlar üzerinden haksız kazanç elde etmek, yani fahiş fiyat uygulamalarında bulunmak falan. Bunlar da esasen ahlaksızlığın maalesef noktalarından bir tanesi değil mi değerli hocam? Yani haksız kazançla yani helal olabilir mi? İşte helali öncelemek, yani ahlak demek. Aslında bizim kanunlarımız mesela bazı çiğneyebileceğimiz açık noktaları olabilir. Kanunlara göre hareket ettiğimizde iyi bir insan olma, yani iyi bir insan olma hedefini güdebilir kanun. Ama burada zafiyetler olabilir. Ama esas itibariyle iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak helali öncelemektir. Evet. Ahlaki ilkeleri öncelemektir. Siz kanunlarda açık olsa bile yaptığınız işi benim Rabbim bundan razı olur mu? Bunu bir mümin olarak benim bunu yapmam doğru olur mu, olmaz mı düşüncesinde olmalıyız. Yani bizim helal midir? Bu benim yaptığım doğru mudur? Bir Müslümana yakışır mı, yakışmaz mı düşüncesinde hareket etmeliyiz. Evet. İşte ahlaki iken yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani sahabenin hayatında da bunu görüyoruz. Yani bunu yaşıyoruz. Ne sabah namazına gelmeyen bir Müslüman olduğu zaman bunun bir derdi var diyor. Bir sıkıntısı var herhalde. Hasta herhalde. Gidelim diyor. Hemen yoklayalım. Yani bakın ahlak. Yani biz bugün komşularımızla haberimiz yok. Aynı binanın içerisinde yaşıyoruz. Evet, maalesef. Yani maalesef. Bunu kendimi de bunun dışında görmüyorum. Yani kim var bizim binamızda? Aç mıdır? Susuz mudur? Bir sıkıntısı var mıdır? Yok mudur? Bilmiyoruz. Duymuyoruz. Yani duymazlıktan geliyoruz. Kendi dünyamızda bencilleşmişiz. Yani kendi dünyamızda yaşıyoruz. Bırakın komşu anne babamızdan, yani kardeşlerimizden, yakın akrabalarımızdan habersiz duruma gelme durumundayız. Halbuki bizim dinimizin temelinde kişinin kendisiyle, çevresiyle barışık olması, hemhal olması, onların dertleriyle dertlenmesi gerekiyor. Evet, yani bir evet. Müslüman bir vücut gibidir buyuruyor Peygamber Müslümanlar. O vücudun herhangi bir yerinde bir acı olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman o vücut nasıl her tarafından duyarsa, hissederse, yaşarsa o acıyı Müslümanların herhangi bir yerdeki Müslümanın derdiyle dertlenmesi. Bugün için mesela en bariz işte bu depremzede kardeşlerimizi söyledik. Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı o zulmü evet. Hissedemiyorsak, onları anlayamıyorsak Mescid-i Aksa'nın o iffetini koruma konusunda bir içimizde, gönlümüzde, kalbimizde bir duygu gelişmiyorsa evet. Yani bütün bu acıları duymuyorsak tabii ki kendimizi sorgulamamız evet, lazım. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını sorduğumuzda onun en temel ahlakını özetlemenin iki kelimede özetlemişler Allah dostlar onu. O kimseyi kırmazdı, kimseden kırılmazdı. Kimseyi incitmezdi, kimseden incinmezdi. Ahlak da budur diyorlar. Evet. Ahlak da kimseyi incitmemek, kimseden incinmemek. Nasıl incinilir? İşte elbette ki vurar, kırar, döver, söver. Bunlardan incinilir. Sözlerinden incinebilir, davranışlarından incinebilir. Haksızlık yapıldığında incinebilir. Değersiz görüldüğünde incinebilir değil mi? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herkese değer veriyor, kıymet veriyor. Herkes onun yanına gittiğinde ben diyor onun sevdiği en kıymetli kişiyim hissinde kapılıyorlar. Evet. Yani onunla birisiyle konuşurken vücudunu ona dönerek konuşuyordu bakın. Yani ona
onun seviyesinde konuşuyordu. Göz teması kuruyordu. Göz teması kuruyordu. Yani onun hayatına baktığımızda her yönüyle bizim için bir örnek. Onun bulunduğu ortamda aç yoktu. Onun bulunduğu ortamda susuz yoktu. Onun bulunduğu ortamda köle olarak gördükleri kişiler de aynı sofrada yiyorlardı. Yani bugün bakıyoruz biz, yani hizmetli olduğumuz insanlarla aynı sofraya oturmaktan imtina ediyoruz. Evet. Yani filmlerimize bakın. Yemek yani yemek yeniyor, sofrada kurulmuş, onlar ayakta hazır böyle bekliyor. Oruç sofrasında, iftar sofrasındaki Müslüman tipin yanında bir hizmetçi ve onları seyrediyor, hizmet için bekleyen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasında böyle bir şey olabilir mi mesela? Evet. O hizmetli orada kenarda dikilebilir mi? Onunla aynı sofraya oturur, oturmuştur ve onun ne yediyse aynısını yemiştir, yedirmiştir ona. Evet. Hem de önce ona yedirmiştir Allah Resulü. Evet. Yolculuk ederken binitini hizmetçisiyle paylaşmıştır. Refakatindeki hizmetçisiyle. O binmiştir. Onu örnek alan sahabe-i kiram da aynı şekilde olmuştur. Hazreti Ömer mesela Kudüs'e girerken hizmetçisiyle sıralı olarak deveye biniyorlardı. Kudüs'e tam girecekleri sırada hizmetçisine sıra gelmişti. Devenin üstündekinin Ömer olduğunu zannediyorlardı. Bakın zannetmişlerdi. Öyle. Öyle bir bakın işte Allah Resulü'nü örnek alan şahsiyetler bizim için hala gıpta edilecek, hala örnek alınacak. Her yönüyle imrendiğimiz Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, Aliler böyle yetişiyor yani. Eyvallah. Onun örneklerini yetişiyor. Eyvallah. Bugün de Ömerler yetişebilir. Bugün de Ebu Bekirler değil olabilir. Mi? Değil mi? Bugün de bunlar ulaşılamaz değil. Değil. Bu örneklikler ulaşılamadığı için değil. Vardır da zaten vardır. Mutlaka değil mi değerli hocam? Günümüzde tabii, vardır de vardır zaten. Tabii bugün de vardır. Osmanlılar vardır, Aliler vardır, Talhalar vardır, Hasanlar, Hüseyinler vardır. Evet. Yani olması da gerekir zaten. Eyvallah. Böyle hem de çok olması gerekir. Eyvallah, eyvallah. Değerli hocam yüreğinize sağlık, Allah razı olsun. Programımızın da artık yavaş yavaş son birkaç dakikalık zaman dilimine doğru giriyor olduğumuz bu dakikalar içerisinde son bizlere kıymetli bilgileriniz, son sözcükleriniz Allah'ım. Açısından hem bizlere hem ekranları başında bizi takip eden sevgili seyircilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi, bunlarla inşallah kardeşim, programımızı kapatmış olalım değerli hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi ahlakı Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın güzel örnekliğini niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için, sevgisine mazhar olmak için istiyoruz. Bunun için başta bunun için olması ve ahirette kurtuluş için. Kur'an-ı Kerim'de kat eflaha diye başlayan ayetler var değil mi? Evet. O ayetlere baktığımızda aslında güzel ahlaklı insanların kurtulduğunu, yani şunlar kurtulmuştur diyor. Onlara mesela kat eflaha men tezekka, nefsini tezkiye eden, yani o biraz önce söylediğimiz hırsından, öfkesinden, şehvetin aşırılıklarından terbiye edilmiş, uslandırılmış, onları rıza-i ilahiye uygun hale getirilmiş kalpler kurtulmuştur. Yani ahlak-ı zemimeden, ahlak-ı hamideye dönüşenler kurtulmuştur diyoruz mesela. Dekarasına Rabbihi fasalla. Burada Rabbinin ismini ananlar ve namaz kılanlar da çok manidar değil mi? Evet. Biraz önce söyledik, namazın kişiye kazandırdığı güzellikler. Allah'ın ismini anmada, kelime-i tevhid, tevhidi sürekli tekrarlamada bizim kalbimizin tasfiye olduğunu ifade etmiştik. Zikrullah ile yani arınan kurtuluyor. Nefsini tezkiye eden, kalbini tasfiye eden kurtuluyor. Burada bunu görüyoruz. Yine yani bu bize şunu da hatırlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Bu ne demek? Hani bir hadis-i şerif vardı. Allah'ın 99 ismi vardır. Onları kim sayarsa, aslında sayarsa demiyor, kim muhafaza ederse, ezberlerse, muhafaza ederse cennete girer diyor. Muhafaza etmek, Allah'ın esmaları var. Evet. Rahman, Rahim, Gafur. Bakın bunlar merhamet, bağışlama gibi isimleri. Bunlarla ahlaklanmak işte. Tekallaku bi ahlakillah, Allah'ın isimleriyle ahlaklanmak demek. Bunlarla vedud, çok seven, efendim merhametli, yardım eden vesaire gibi bütün bu isimleriyle
Allah'ın ahlaklanması. İşte bunları ezberlemekten maksat, bunları muhafaza etmekten maksat. Tabii ki ezberleyip okumak, vallahu lezî la ilahe illâ huvarrahmanurrahîmül melikül kuddûs diye ezberlemek, okumak güzeldir. Bunlar, bu vardır bu hadisin içerisinde ama esas itibariyle o okuduğumuz esmalarla tezyin olmak. Hayatımızı tezyin etmek değil mi? Ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Eyvallah. Gaye edilmelidir. İşte bunlar, işte bu tezkiye olanlar. Eyvallah. Allah'ın ismini ananı. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Yine aynı şekilde nefsini arındıran, tezkiye eden kurtuluşa ermiştir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Müminler. Mümin suresinin ilk 1'den 9'a kadar olan ayetlere baktığımızda kimler kurtuluyor? Namazlarında huşu içerisinde olanlar kurtuluyor. Faydasız işlerden, boş sözlerden uzak duranlar. Faydasız işlerden uğraşanlar, uzaklaşanlar, boş sözlerden uzak duranlar. Yani güzel ahlaklı kişiler. Zekat verenler, ırzlarını koruyanlar. Bunlar da yine güzel ahlaklı kişiler. Emanete riayet edip sözlerinde duranlar. Eyvallah. Yani, değil mi? Eyvallah. Yani güzel ahlaklı kişiler. Varacaklar en yer. Bariz özelliği emanete hiyanetlik etmemesi, verdiği sözünde durmasıdır. Namazlarına ehemmiyet verenler kurtuluyor. Bunları kim bunları yaparsa da varacakları yeri de söylüyor değil mi, evet. Rabbimiz orada? Evet. Firdevs cennetlerinde de, inşallah ebedi olarak kalacaklardır. Evet, o sürede devam eden ayetlerde de onların varacağı yerler. İşte ahiret kurtuluşu dedik ya. Eyvallah. Eyvallah. Bir hadis-i şerif var. Bu isterseniz eğer zamanımız müsaitse. Çok kısa hemen kapanışa geçmemiz lazım değerli hocam. Şu kimseler kurtulmuştur. Kimler? Ahlasa kalbehu lil iman. Canı gönülden iman edenler. Tevhid ehli olanlar. Ve ceala kalbehu selimen. Kalbi selim olan, kalbin her türlü fenalıklardan arındıranlar. Ve lisanehu sadıkan, sözü doğru olanlar. Ve nefsehu mutmainne, gönlünü hoş tutup Allah'ın kendisi için verdiğine razı olanlar. Ve halikatehu müstakimeten, ahlakını güzelleştirenler. Ve ceala udunehu müstemiaten ve aynehu nazireten, ve güzel sözleri dinleyen, güzel sözlere kulağını açan ve baktığında da ibret nazarıyla bakabilenler kurtulmuşlardır. Eyvallah yani değerli hocam. Hepsi de ahlaki umdeler, güzel ahlak sahibi kimselerin davranışları, yaşantısı. Eyvallah. Güzel ahlak sahibi kimseler kurtulmuşlardır. Eyvallah değerli hocam. Ne güzel. Rabbimiz inşallah bizleri, sizleri, sevgili seyircilerimizi, herkesi, hepimizi güzel ahlak sahibi olan kullarından eylesin değerli hocam inşallah. Yüreğinize sağlık, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldunuz. İftar anının bu kıymetli zaman dilimlerini bizlerle paylaştınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Siz bize bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın akşam yine bir başka konu ve konuk ile hanelerinizde bir kez daha misafir olmaya geleceğiz inşallah efendim. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul eylesin. İnşallah bu cehennemden kurtuluş günleri olarak girmiş olduğumuz bu günlerde her birimizi cehennemden azat edip cennetine aldığı kullarından eylesin efendim. Kalın sağlıcakla.